Evet değerli hemşehrilerimiz, şimdi forvetimiz Ergun'la beraberiz. O da çok çalıştı, çok çabaladı. Oynadığı sürelerde hep farkını ortaya koyan bir oyuncumuz. Hem bu maçı hem bundan sonraki süreci konuşacağız. Evet, tebrik ederiz. Neler söylemek Düşüncelerinizi istersiniz? teşekkür ederim. Öncelikle yani galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İyi bir çıkışımız vardı 3 haftadır. Yani bu 3. maçı kazanmak istiyorduk. Çok şükür rakibimiz de en azından deplasmanda puan kaybetti. Puan farkı 8'e. 8'e düştü. Haftaya rakibimizle oynayacağız. O maçı kazanıp tekrardan lige yeni başlamak istiyoruz. Biz başından sonuna kadar hedeften hiç kopmak istemedik. Şanssız bazı mağlubiyetlerimiz oldu, puan kayıplarımız oldu. Çok şükür toparladık ve iyi bir takım olduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ve neticede sezon sonu istediğimiz yerde ve şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi rakibimizin puan kaybetmesi dediniz. Bu zor virajdı bizim için. Hemen arkamızdaki takım da Düzyurt. Biz en azından Düzyurt'la arayı açmak, ondan sonra ön tarafı yakalamak açısından zor bir maçtı. Kazanmasını bildik. Zaman zaman oyun içerisinde tempomuz düştü, kaybettik ama tekrar çabuk toparlandık. Seyircimizin de inanılmaz coşkusuyla, desteğiyle kazanmasını bildik. Şimdi tabii bu maçı burada bırakıyoruz. Bitti artık. Bunu kapatacağız. Sevineceğiz bugün. Önümüzdeki cuma günü Afyon'da lider Afyonspor'la oynayacağımız önemli bir deplasman maçı var. Bizim için çok önemli. Aynı seriyi, galibiyet serisini orada da devam etmek istiyoruz. İç sahada nasıl oynayacaksak dış sahada da aynısını oynamayı hedefliyoruz. Bugün gerek taraftarlarımızı, gerek Diyarbakırlı hemşerilerimizi mutlu ettiğimiz için biz de gurur duyuyoruz, sevinçliyiz. Puan farkının çok olması çoğu insanı belki ümitsizliğe sevk etmişti ama ben sizi de az çok tanıdığım için biliyorum. Halen şampiyonluk için şansımız olduğunu iddia ettiğinizi de biliyorum. Oyunculara bunu aşıladığınızı da biliyorum. 5 puana düşerse bu şansımız sizce kaç, yüzde kaç olur? Şimdi tabii çok uzun vadeli hesap yapmıyorum ama şimdi geçen sene de böyle bir durumda takımın başındaydım. Yani açık farkla liderliği götürmüştük Kastamonuspor'la. Ama bir mağlubiyette strese giriyorsun. Biz Afyonspor'u bu stresin içine sokmak istiyoruz. Ön tarafta belki şu anda çok rahatlar ama biz strese sokmak istiyoruz. Ondan sonraki haftalarda da yani bu zor durumlardan nasıl toparlanırlar bilemiyoruz. Biz kendimiz arkadan hızla geliyoruz. Hızla geliyoruz. Hedefimiz öncelikle birincilik. Matematiksel olarak sonuçlanana kadar öncelikle hedefimiz birincilik. Ondan sonraki artık diğer konular. Dediğimiz gibi yani biz ikinci devre takımdan ayrılan oyuncular, Diyarbakırspor'dan ayrılan oyuncular olmuş. Birkaç arkadaş takviye etmeye çalıştık. Ama takım ruhu kazandırdık. Bir ekip ruhu kazandırdık. En azından iyi mücadele etmeye çalışıyoruz. Coşkuyla oynamaya çalışıyoruz. Tabii ki zaman zaman eksikler, şunlar bunlar oluyor ama en azından gidişattan memnunuz şu anda. Evet değerli spor severler, değerli hemşerilerimiz. Diyarbakırspor çok iyi bir oyundan sonra 2-0'lık bir galibiyetle. Stoperimiz Yakup'un bulduğu 2 golle maçtan galip ayrılmasını bildi. Şimdi Zülfü Akut'la beraberiz, duayen gazeteci. Ona maçı soracağız. Ondan sonra diğer röportajlarımıza devam edeceğiz. Evet Zülfü abi, nasıl buluyorsun? Güzel dileklerin için önce teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Yani galibiyet adına çok güzel bir maç oldu. Yani estetik açıdan baktığın zaman belki seyir zevki olmayan, pozisyon zenginliği olmayan bir karşılaşma oldu diyebiliriz. Özellikle ilk yarıda neredeyse izleyenlerin uyku modunda izlediği karşılaşmada Yakup'un duran topta kafa ile attığı gol var. Onun sonrasında bir de Ergün'ün bir de duran toptan bir kafa, kornerden gelen topa kafa vuruşu var, direkten dönen top. İlk yarıda çok pozisyon olmadı. İkinci yarıda da yine aynı şekilde. Ta ki 80. dakikaya kadar yine Yakup'un sahne alarak inanılmaz mükemmel kafa golüyle 80. dakikada maça damgasını vurdu. Noktayı koydu. Ondan sonraki süreçte oyuna sonradan giren Mehmet Özdiraz ve Adem'in Ergün ve Tunç Behran'ın yerine girmesiyle birlikte asıl Diyarbakır Spor taktiksel anlamda, sistem anlamda tam özüne dönmüş oldu. Çünkü ilk yarıda ilk başlarken sağ
açık şey oynuyor. Ergün sol açık, Tunç Behran oynuyor. Santrfor Feyzullah oynuyor. Pivot Santrfor. İki kenar oyuncusu aslında Santrfor bu arkadaşlar. İki kenar oyuncu özelliği yok. Bunların o şekil sağ sol açık oynayacak orijinleri yok. Ha, sağ sol Santrfor gibi oynayabilirler. Ancak öyle olmadı. Zaten onların oyundan çıkmasıyla birlikte sağ tarafta şey Adem ve sol tarafta Mehmet Özdiraz'ın oyuna girmesiyle birlikte son 10 dakikada 1.80 dakikada 2 pozisyon yok ama son 10 dakikada 4-5 tane net gol pozisyonu var. Seyir zevki var. Diyarbakırspor'un baskısı var. Bilmiyorum, Diyarbakırspor'a deplasmanda bu şekil Tunç Behran'la işte Ergün'le sağ sol açık böyle üçlü forvet gibi oynarsa sıkıntı yaşar diye düşünüyorum. Bu maç alınan galibiyet güzel. Diyarbakırspor'u kutluyorum. Playoff adına en azından ilk direk çıkmasa bile playoff için de büyük bir şans elde etti. En azından rakibine bir 6 puan fark atmış oldu. Ben Diyarbakırspor'u kutluyorum. Size de teşekkür ediyorum. Böyle duyarlı davranıyorsunuz. Ahmet Spor maçlarında hem Diyarbakırspor maçında işte tribünlerdeki bu ambiyansı izleyicilere paylaşıyorsunuz. Ben size de teşekkür ediyorum.